hatta Erzincan 112 olarak bölgesi olarak hasta eğitimi veriyoruz. Iğdır'dan, Kars'tan, Ardahan'dan gelen arkadaşlarımız var, merkezden katılan arkadaşlarımız var. Burada deneme yapacak, belli bir süre var. Bu süreyi tutturmaya çalışacaklar. Her kursiyer arkadaşımızın yanında bir eğitmen arkadaşımız oldu. Bir iki eğitimden geçti arkadaşlar. Bu eğitim esnasında bizim amacımız hastalarımızı en güvenli, en seri şekilde hastaneye ulaştırmak. Erzincan olarak bölgemizde ambulans sürüş teknikleri eğitimlerini vermekteyiz. Ambulans sürüş teknikleri eğitimimiz 4 gün sürmekte. Buna erkek, kadın, tüm personelimiz, ATT, paramedik, şoför olan tüm personelimiz katılmakta ve bu tarz eğitimlerden geçmektedir. Amacımız tüm çalıştığımız personeli her duruma hazır hale getirmek. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın, bu durumda gerekli önlemleri alarak kendini en yakın hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırabilmesini sağlamak. Bunların hepsi Erzincanlı vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımlarını, 112'yi aradıklarında güvenli bir şekilde hastaneye ulaşımlarını sağlayabilmek. Ambulans sürüş teknikleri eğitimini bölgedeki 7 ile vermekteyiz. Şu an aramızda Ardahan, Bayburt ve Iğdır illerinden katılımcılar bulunmakta. Bölgedeki eğitimci sayısı en yüksek iliz Erzincan olarak. Vatandaşlarımızdan da bizlere ve personelimize 112'ye yardımcı olmalarını, bu konuda personelimizle gerekli güvenli sürüş için önlemleri sağlamalarını, trafikte ambulans sireni duyduklarında ya da çakar lambalarını, ambulans sirenini, ışıklarını gördüklerinde ambulansın önünü açmalarını rica ediyoruz. Yaşama yol ver diyoruz tüm halkımıza. Benim ismim Neslihan, Erzincan 112'de görev yapmaktayım. Komuta kontrol merkezinde görev yapıyorum ama ihtiyaç doğrultusunda biz bayanlar olarak ambulansta sürebiliyoruz. Bunun eğitimini çok iyi bir şekilde aldık. Bu şekilde bizim halka şu şekilde bir önerimiz var. Ambulansı gördüklerinde muhakkak yol versinler. Biz burada aldığımız eğitimlerde ambulans sürüş teknikleri eğitimi dışında lastik sökümü, takımı, zincir takımı, her türlü eğitimi almaktayız. Ben Erzincan 112'de ATT olarak görev yapmaktayım. İsmim Halime Tekin. Burada ambulans sürüş teknikleri eğitimi alarak lastik değiştirme, zincir takma, aracı güvenli bir şekilde kullanıp hastaları hastaneye nakletme konusunda eğitimlerimizi alıyoruz. Bu şekilde hastalarımızı güvenli bir şekilde hastaneye nakletmeyi ümit ediyoruz. Biz bayanlar olarak da bu eğitimi alarak hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz.